Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Her günü ömrünün son günüymüş gibi tamamlamaya çalışmalısın. İlim öğrenmekte asla üşenmemelisin. Hayat her yönüyle senin için bir mekteptir. Hayra koş, kötülükten kaç. Bugün senin zamanındır. Allahü Teala ömür verdi. Ecel gelince işini düzeltmek için bir gün izin istenir fakat ele geçmez. Bugün bu nimet elimizdedir. Çok dikkat et de bu sermayenin kıymetini bil. Elden kaçırma. Yarın ağlamak, sızlamak fayda vermez. Bugün ecel geldi, bir gün daha müsaade etmeleri için yalvardığını, sızlandığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan ve bununla saadete kavuşamamaktan daha büyük ziyan olur mu? Sakın hiç boş vakit geçirme. Sonra ayrılığına dayanamazsın. Ecel askerleri seni bekliyor, seni arıyor. Seni alıp götürmeyince gitmemeye söz verdiler. Cennet ve cehennem senin için yaratıldı. Ecelin bugün gelmeyeceğine malum. Bugün gelmezse bir gün elbette gelecektir. Başına gelecek şeyi geldi bil. Çünkü ölüm kimseye gece gelirim veya gündüz gelirim yahut erken gelirim veya geç gelirim dememiştir. Herkese ansızın gelir ve hiç ummadığı zaman gelir. Belki inandığını fakat sıkıntıya gelemeyeceğini söyleyeceksin. Fazla sıkıntıya dayanamayanların az bir zahmetle bu sıkıntıyı önlemeleri gerektiğini, cehennem azabından kurtulmak için dünyada zahmete katlanmanın farz olduğunu demek ki bilmiyorsun. Çünkü zahmet çekmeyen zahmetten kurtulamaz. Bugün bu kadarına dayanamıyorsan, yarın cehennem azabına, ahiretteki zillet ve alçaklığa, tard olmaya, kovulmaya nasıl dayanacaksın? Sonra tövbe ederim ve iyi işler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir. İşte o zaman pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten daha kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. Niçin ihtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin, sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini bilmiyorsun? Bu nimet ve lezzetlerin hepsini senden alacaklar ve sen bunların ayrılık ateşiyle yanacaksın. Bunları istediğin kadar sev, istediğin kadar onlara sıkı sarıl. Şunu hiç unutmamalısın ki, ayrılık ateşi sevgin kadar çok olur. İbadet ve hal hususunda elin boş olmasın. Şüphesiz bilesin ki kuru ilim bir şey sağlamaz ve şuna benzer. Kahraman ve cengaver bir kimse sahrada giderken karşısına kükremiş ve kana susamış bir aslan çıksa ve bu adamın yanında 10 tane keskin kılıç, hatta başka silahlar da bulunsa, o anda bu silahları yanında bulundurup kullanmaması bir işe yarar mı? Onu ölümden kurtarır mı? Bunun gibi bir kimse ilimden 100.000 mesele okusa ve öğrense ve fakat bununla amel etmese faydasını görmez. Aynı şekilde hasta olan bir kimse ilacını bilse de içmese faydasını görmez. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, çalışmadan cennete kavuşurum diyenin işi temenniden ileri gitmez. İlim öğrenmek, kitap okumak için nice geceler uyumadın. Mala, paraya, mevkiye kavuşmak ve arkadaşlarına övünmek içinse sana yazıklar,
binlerce yazıklar olsun. Yok niyetin Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem dinine hizmet etmek, ahlakını güzelleştirmek ve hep kötülük isteyen nefsi kırmak ise, sana müjdeler, binlerce müjdeler olsun. Dilediğin gibi yaşa. Ama bil ki muhakkak öleceksin. İstediğini sev. Ama bil ki ondan ayrılacaksın. Ne istersen yap. Ama bil ki karşılığını bulacaksın. Sen bugün bildiğinle amel etmez, geçmişteki kusurlarını telafi, kaçırdıklarını kaza eylemezsen, yarın kıyamet gününde, ''Ya Rabbi, bizi dünyaya gönder de salih ameller edelim.'' dersin. O zaman sana, ''Ey akılsız, şimdi oradan geliyorsun ya.'' denir. Ruhunu yüceltmeye, nefsini ezmeye, bedenini ölüme hazırlamaya çalış. Çünkü varacağın yer kabirdir ve kabristandakiler her an seni gözetlemektedir. Sakın onların yanına azıksız gitme. Ey Müslümanlar! Kabir, dünya konaklarının sonu, ahiret menzilinin ilkidir. İman ehlinden olanlar kaygılı uyanır, kaygılı akşamlar. Bunlar iki korku arasındadır. Biri geçmiş bir günah ki, Allah-u Teala tarafından nasıl karşılanacağı belli değil. Biri kalan bir ömür ki, devamı müddetince hangi tehlikelerle karşılaşılacağı belli değildir. Şüphesiz ki dünya, geçip gidilecek bir konaktır. Ebedi kalınacak yer değildir. Dünyada zenginlik, ona dalmamaktır. Üzerinde yaşayanlar her an birer birer ölmektedir. Onu üstün tutan zillete, toplayan fakirliğe düşer. Dünya zehir gibidir. Onu bilmeyen yer, o da onu öldürür. Tuzakları süsler altında gizlenmiş olan şu gaflet dünyasından sakın, ona dalma. Bitmeyen arzularla, gönüller çeken sözlerle süslenmiş, nicelerini aldatıp kendine meftun etmiştir. Yaşayanlar ölenlerden, sonrakiler öncekilerden ibret almıyor. Derken dünyaya o kadar dalar, ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız bir vaziyette ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle duruma düşmekten sakın. Ölüme ve ondan sonrasına hazırlık yap. İyi bil ki, şimdi bulunduğun makamdan başka, senin kabir denen başka bir makamın daha vardır. Orada uzun müddet kalacaksın. Dostların seni yalnız bırakacak ve tek başına kalacaksın. Kişinin kardeşinden, anasından, babasından, hanımından ve çocuklarından kaçacağı günde, sana yardımcı ve dost olacak şeyi hazırla. Kabirdekilerin diriltileceği, gizli şeylerin ortaya çıkarılacağı zamanı hatırla. Artık o zaman bütün sırlar açılmış olacaktır. Büyük küçük ne varsa hepsi amel defterine yazılmıştır. Bugünkü gücüne, kuvvetine bakma. Ahirette halinin ne olacağını düşün ve ona göre iş yap. Ölüm bir ağ gibi seni sarmış, her an yaklaşmaktadır. Hesap vereceksin. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah deyip, onu zikredip, verdiği nimetlere şükredici olmalısın ki, Hakk'ın dergâhına vardığında, kendine cenneti mekan bulasın. Müslüman, gadabına yenilmez. Gayrette, kıskançlıkta aşırı gitmez. Şehveti iradesine galebe çalmaz. Midesi kendisini rezil etmez. Tamahı kendisini perişan etmez. İradesi düşük olmaz. Mazluma yardım, acize merhamet eder.
cimri olmaz, israf etmez, intikam almaz, cehaletle yapılan kusurları bağışlar, kendi kendinden emin, insanlar kendisinden huzur içinde olur. Hiç kimseye kibirlenmemelidir. Çünkü Allahü Teala kibirlileri sevmez. Kimseye hakaret gözüyle bakmamalıdır. Çünkü o kimse Allahü Teala'nın veli kulu olabilir. Fakat o bilmez. Müslümanlar hakkında hiçbir dedikoduyu dinlememelidir. Adaletle konuşanın sözünü dinlemelidir. Söz taşıyan, dedikodu yapan ise fasıktır. Hadis-i şerifte söz taşıyan cennete giremez buyuruldu. Bilinmelidir ki bir kimseyi senin yanında kötüleyen seni de başkasının yanında kötüler. Böyle olan kimselerden uzak olmalıdır. Bir tanıdığı ile 3 günden fazla dargın durmamalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanla 3 günden fazla dargın durmak helal değildir buyurdu. 2 dargının en iyisi önce selam verendir. Hadis-i şerifte elinden geldiği kadar herkese iyilik et. Eğer o buna layık değilse sen layıksın buyuruldu. Yaşlılara hürmet etmelidir. Küçükleri sevmeli ve acımalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılara, büyüklere hürmet etmeyen, çocuklara acımayan bizden değildir buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte gençliğinde yaşlılara, ihtiyarlara hürmet edenlere Allahü Teala ihtiyarladıkları zaman gençleri hürmet ettirir buyuruldu. Bütün Müslümanlara güler yüzlü olmalıdır. Sert görünmemeli, sıkılır vaziyette durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala kolaylık gösteren güler yüzlüleri sever buyurdu. Hiçbir Müslüman verdiği sözü yerine getirmemezlik etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 huy vardır. Bunlar kimde bulunsa o kimse münafıktır. İsterse oruç tutsun. Konuşurken yalan söyleyen, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey dil ile iman edip kalplerine iman yerleşmeyenler! İnsanları gıybet etmeyin, gizli şeylerini araştırmayın. Çünkü bir Müslümanın sır perdesini yırtıp gizli şeylerini açığa vuranın, Allahü Teala da sır perdesini yırtar, isterse kendi evinde olsun, kötülüklerini meydana çıkarır buyurdu. Bir Müslüman kötü bir kimseyle arkadaşlık ederse ona iyi muamele etmeli ve kurtulması için uğraşmalıdır. Ona kötü bir söz söylememelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Yardım isterse yardım edin. Borç isterse borç verin. Fakir ise ihtiyacını görün. Hasta olursa ziyaretine gidin. Ölürse cenazesinin arkasından gidin. Sevinirse sevinin, üzüntülü zamanında hal ve hatırını sorun. Kendisine üzülmeyin, deyin. Rüzgarına mani olmamak için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın. Yediğiniz meyveden ona gönderin. Vermezseniz gizli yiyin. Çocuğunuzun eline yiyecek verip dışarı çıkarmayın. Komşunun çocuğu görüp de istemesin. Yemeğinizin kokusu ile komşuları üzmeyin. Pişirdiğiniz yemekten bir tabak da ona gönderin. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa, binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Ana babasını üzen onlara isyan etmiş olur. Bir kimse
ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi sevmek ve onunla kardeşlik yapmak dinde üstün ibadetlerden ve yüksek mertebelerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala birinin hayrını isterse ona iyi bir arkadaş ihsan eder. Şayet Allahü Teala'yı unutursa o ona hatırlatır. Hatırladıkça Allahü Teala ona yardım eder buyurdu. 5 kimseyle arkadaşlık etmeyin. 1. Yalancı. Ona karşı uyanık ol. Her zaman aldatabilir. 2. Ahmak. Sana iyilik etmek istese de anlamadan kötülük yapar. 3. Cimri. En çok lazım olduğu zaman bırakıp gider. 4. Korkak. İhtiyacın düştüğü zaman kaçar. 5. Fasık. Seni bir lokmaya, hatta daha az bir menfaate satar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kötü arkadaştan sakınınız. Bir kötülük görürse açığa vurur. İyilik görürse kimseye bahsetmez buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala müminler hakkında 4 şeyi haram etmiştir. Mallarını almak, kanlarını akıtmak, gıybet etmek ve onlara suizan etmek buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseyi seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Eğer böyle yaparsanız onun kalbinde sevginiz doğar ve bir başka taraftan muhabbet artar buyurdu. Arkadaşının her halini sormalı, üzüntü ve neşesine ortak olduğunu bildirmeli, onun üzüntü ve neşesini kendi üzüntü ve neşesi bilmelidir. Olmadığı yerde ona yardım etmeli, hakkında söylenen kötü sözleri söyleyene çevirmelidir. Onu kendisi gibi bilmelidir. Yanında sevdiği bir kimse için alçakça konuşana karşı susmak, sevdiğine büyük cefa olur. Bu, sevdiğini dövdüklerini görüp ona yardım etmemeye ve susup oturmaya benzer. Zira dil yarası daha büyüktür. Bir din kardeşin sana kimsenin olmadığı bir yerde tatlılıkla bir kusurunu söylerse ona teşekkür etmelisin, kızmamalısın. Bu şuna benzer ki bir kimse sana koynunda yılan veya akrep var dese bu sözüne kızmazsın. Hatta memnun olursun. İnsandaki bütün kötü sıfatlar yılan ve akrep gibidir. Fakat acı ve yaraları kabirde anlaşılır. Acılar ruhadır. Öyleyse onların acısı ve can yakması bu dünya yılanlarının bedeni acıtmasından daha şiddetlidir. Ömer radıyallahu anh, ayıplarımı bir hediye gibi önüme getirene Allahü Teala merhamet eylesin buyurdu. Herkesle arkadaş olma. Konuştuğun kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuş. Kibirlenme ve sırrını kimseye söyleme. Herkesin sözüne aldanma. İnsanların sözlerine değil, işlerine bak. Oturacak, kalkacak arkadaşların en hayırlısı, görüldüğü zaman Allahü Teala'yı hatırınıza getirendir. Onların sözleri ilminizi arttırır. Onların ameli ahireti aklınıza getirir. Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Düşmanlarından uzaklaş. Her dosta bel bağlama. Ancak emin olanları seç. Emin olanlar Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma. Onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme. İfşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Ey kardeşlerim, en büyük sermaye Allahü Teala'nın razı olduğu bir iş ile meşgul olmaktır. Kabirdekiler kıyamet kopunca kabir azabı kalkacağı için kıyametin çabuk gelmesini beklerler. Dünyadakiler ise kabirdekilerin pişmanlıklarını bilmedikleri için hep günah işlerler. Halbuki
onlar da ölünce dünyadayken neden çok ibadet yapmadık diyerek pişman olacaklar. Hata insanın yaratılışında mevcuttur. Hatasız insan olmaz. Ancak hemen tövbe etmek lazımdır. Hiç kusur işlememek meleklerin vasfı, hiç iyilik yapmamak da şeytanın hususiyetidir. Kötülük işledikten sonra iyiliğe yönelmek de insanlara mahsus ve onlar için zaruridir. Tövbe hemen günahı terk edip bir daha yapmamaya azmetmek ve geçmiş noksanları telafi etmektir. Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu, Allahü Teala'ya çok tövbe, istiğfar etmek, her zaman Allahü Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. Müttaki ol ve Allahü Teala'dan kork. Zira bu bütün iyiliklerin başıdır. Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam et. Zira Kur'an, yeryüzündeki insanlar arasında senin için nur, gök ehli arasındaysa zikirdir. Ya hayır söyle veya sükût et. Bu sayede şeytana galebe çalarsın. Allahü Teala'nın emrini aziz ve üstün tut ki Allahü Teala da seni izzetli kılsın. Adi kimselerin meclisine katılma. Riyakarların içine girme. Lüzumsuz yerlerde gülme. Lüzumsuz yerlerde gezme. Üstüne elzem olmayandan sorma. Merhamet eden merhamet bulur. Sükût eden selamete erer. Hayır söyleyen kâr eder. Kötü konuşan günahkâr olur. Diline hakim olmayan pişman olur. Öleceğini de bilsen zararlı bulduğun şeyden sakın. Güler yüzlü ol, hiddetli olma. Çok faydalı ol, az da olsa zararlı olma. Kimseyi kusurundan dolayı yerme. Günahlarına ağla. Kendi gönlünü hoş etmek için çalıştığın kadar, Allah rızası için de çalış. Büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce nefis muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar. Anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at. Unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol. Haksızlık etme ve düşündüğün vakit Allahü Teala'nın senin üzerinde olan kudretini hatırla ve bilmiş ol ki Allahü Teala mutlak surette mazlumların intikamını zalimlerden alır. Tövbe edenlerle oturun. Onların kalpleri yumuşak olur. İleride tövbe ederim diye günaha devam edenler, daha yaşarız ümidiyle tövbeyi geciktirenler, hatta Allah'ın azabını düşünmeyip rahmetini ümid ederek tövbe etmeyenler, çok büyük gaflet ve felaket içindedirler. Günler ok. İnsanlar hedef, zaman ise atıcıdır. Her gün sana bir ok atar ve her geçen gün ve gece seni yıpratıp tüketmeye çalışır. Hatta her tarafını istila eder. Daha senin selametle bekan nerede kalır? Geçen günlerin sana verdikleri noksanlığı görebilseydin, gelecek olan her güne nefret eder ve saatlerin geçmesi senin ağrına giderdi. Fakat Allah'ın takdiri bütün tedbirlerin üstündedir. Dünyanın zevki
dünya gailelerinden sıyrılmakla bulunur. Nice harisler var ki, arzularına ermeden bu dünyadan ayrılırlar. Onun sıkıntı ve mihnetlerinden şikayet edip durmayın. Zira onlar tükenmek üzeredir. Varlıklarıyla da sevinmeyin. Zira onlar da yok olmaya mahkumdur. Şaşarım o adama ki, ölüm onu arayıp dururken, o dünyayı arar. Dünya geçicidir, burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa, murat alınmaz. Gafil olma sakın, geri dönülmez. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Halik'ın dururken mahluka tapma. Şeytana uyup da yolundan sapma. Haramlara dalıp dinini yıkma. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Azık topladın mı yola çıkmaya? Işık edindin mi aydınlanmaya? İki melek gelir sual sormaya. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Ölünce çözerler belin kuşağın, gözüne görünmez oğlun uşağın. Yakasız kefendir örtün döşeğin. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Paran apartmanın arkada kalır. Ummadığın gelir hepsini alır. Gayrılar yer içer, senden sorulur. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Münker nekir gelir çınarlar gibi. Gözleri yanıyor şimşekler gibi. Sorguya çekerler gök gürler gibi. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Cehennemin yedi türlü yapısı, her birinin ateştendir kapısı. 80 yıllık yoldan gelir kokusu. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Söyledim sana işin özünü, İster sıkıl, ister dinle sözümü. Muhterem dinleyenler, bu sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Neyleyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez maşivayı, bana Allah'ım, bana Sübhan'ım gerek. Zikreyle gel ölüm gelmeden, ehli dünya dünyada ehli ukba, ukbada gelin yerlerde hakkı zikir. Her biri bir sevdada bana Allah'ım, bana Subhanım.
kullar sultanı. Bana Allah'ım, bana Sübhan'ım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmış nar. Her kulu bana Allah'ım, bana Sübhan'ım gerek. Medet ya İlahel Alemin. Gelmeden tedarik eyle, gezdiğim yerlerde Hakk'ı zikreyle. Gel ölüm gelmeden tedarik eyle, gezdiğim yerlerde Hakk'ı zikreyle.